%98 doğru. Eski hayatıma geri döndüm buradaki. Bu açıklamalar ayrılık iddialarını aydınlattı. Çok detaylı bilgi vereyim mi? İlker Kaleli ve sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun aşkı bitti mi? Mesele bu kadar. Burada bir açıklamasını yapayım ve son noktayı koyalım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Hafta boyunca kulislerde, manşetlerde, sosyal medyada ilginç bir iddia kulaktan kulağa yayıldı durdu. Aynı dizide rol alan İlker Kaleli ve sevgilisi Burçin Terzioğlu iddialara göre ayrılık aşamasına geldi. Kader, kader, kader deyince hep kendime kızıyorum. Neden, neden bu kalbime acı veren zalimi seviyorum? İddiaları sormak. Gündeme düşen konuya açıklık getirmek üzere İlker Kaleli soruların en doğru muhatabı olan adresti. Müziği çok seviyorum, çok da seviyorum. Dinlemeyi seviyorum. Doktor yapma dedi. O yüzden sağlığa zararlı mıymış? Yok ya. Ya çalmayı tabii seviyoruz, söylemeyi seviyoruz filan da albüm yapmak sırf yapabiliyoruz diye bir şeyleri yapmamız gerekmiyor ya. Dizide sevgilisiyle romantik sahnelerde hep bu görüntülerle hafızalara kazınmıştı İlker Kaleli. Her şeyde sen varsın unutamam. Şarkı söylemeyi sevdiğini ancak bir albüm yapmayacağını açıkladı ünlü oyuncu. Yani bu ülkede bir sürü müzisyen var. Hala dikkat bekleyen, ilgi bekleyen, ortaya çıkmayı bekleyen. Şimdi biz oyunculuktan dolayı durumumuz belli. Yani bunu yanına alıp da müzik de yapıyorum ben, bana doğru gelmiyor açıkçası. Ama oyunculuktan önceki hayaliniz de. Öyleydi ama şu anda yaşantımız bu. Bir cin firmasının reklamlarında rol alan İlker Kaleli alışverişe uzun zaman harcamadığını söyledi. Çok öyle alışveriş manyağı bir insan değilim. Çok dönemsel oluyor. Bazen belki herkesi de öyle olurdu. Çıkayım biraz böyle bakınayım diye ama. Değil mi, bayanlarda oluyor her şey. Ya ben evet genelde nokta atışçıyım. Ya. Böyle ne ihtiyacım varsa gidip onu alıp çıkıyorum. Albüm düşüncesi yoktu. Alışverişe zaman harcamıyordu. Konu ayrılık iddiasına geldi. Gündeme bomba gibi düşen İlker Kaleli evi terk etti iddiasına cevap verdi ünlü oyuncu. Biz bir kere aynı evde yaşamıyoruz birincisi. Yani evi terk etmek değil. Hiç öyle bir şey. Şimdi onları tek tek saymayayım burada, onun yeri ve zamanı değil ama o haber tamamen uydurmaydı ve ne yazık ki yalandı. Aynı evi paylaşmadıklarını söyledi ilk önce İlker Kaleli. Sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyi istemediğini belirtti. Biz magazine karşı veya hiç kimseye karşı ön yargılı veya ne bileyim saldırgan veya tepkili insanlar değiliz. Emin ol senin de olduğun kadar, senin de olduğun kadar hakkında bir yalan söylendiği zaman tepki gösterir misin? Gösterirsin. Mesele bu kadar. İlker Kaleli yüreği kadar temiz bir açıklama yaparak ayrılık iddialarının doğru olmadığını belirtti. Biz Burçin'le birlikteyiz. Çok güzel bir ilişkimiz var. Şu an evlilik gibi bir gündemimiz yok. Ayrılmak gibi de bir gündemimiz yok. Bize göre çok özel ve bir o kadar değerli bir ilişki yaşıyoruz ve gayet mutluyuz. Hiçbir sorunumuz yok. Eller ayırsa bile...